Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kitaplara iman. Kitap, Arapça bir kelime. Ketebe yektübüden masadır kitap. Yani sonu be ile. Buradaki anlam ise meful anlamını taşır. Yazılmış bir eser anlamına geliyor. Allah Teala insanlara kitap gönderiyor. Eğer kitap gelmeyip de yalnız peygamber vahiy gelseydi, peygamberler bunları sözlü olarak anlatsalardı, buna tabi ağızdan ağza, elden ele, dilden dile değişirdi, asıl hemen yitirirdi bunlar. Kitaplar Allah'ın gönderdiği yazılı kesin belge anlamına geliyor. 104 tane kitap dünyaya gönderildi. Bunun yüzüne suhuf deniyor. Yani suhuf sayfanın çoğulu. Dördüne ise kitap dönüyor. Bunların sayfaları daha fazla olduğu için. Adem Aleyhisselam'a 10 suhuf verildi. Şiit Aleyhisselam'a 50 suhuf verildi. İdris Aleyhisselam'a 30 suhuf verildi. İbrahim Aleyhisselam'a da 10 suhuf verildi. Bunların toplamı 100 ediyor. Her peygambere kitap verilmez. Ullazim olanlara bir de Resul olanların bazılarına peygamberlere kitap verilir. Ondan sonra gelen peygamberler önceki peygamberin kitabına, şeriatına tabi olarak görevlerini yaparlar. Dört büyük kitaba gelince bunların ilki Tevrat'tır. Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'a verildi. İkincisi Zebur'dur. Bu da Davud Aleyhisselam'a verildi. Üçüncüsü ise İncil'dir. O da İsa Aleyhisselam'a verildi. Ve dördüncüsü son kitapta Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimize bizler halinde verildi. İlahi kitapların farklı özellikle olması tabii doğaldır. Önce dildir, dil. Allah Teala her peygambere o peygamberin diliyle kitap indirmiştir. Bir ilahi kitap eğer indirildiği orijinal dilini, lisanı yitirirse, kaybederse aslında kaybetmiş olur. Bunun için çeviriler, mealler bunlara ilahi kitap denilemez bunlara. Bunlar insanların başka diye çevirdiği anlamına az çok uydurma çalıştığı belgelerdir bunlarda. İkincisi ilahi kitaplar hem anlam hem de nazım olarak ilahidir. Nazım inciyi ipe dizmeye derler. Kur'an'da kelimelerini dizen Allah Celle Mevlam'dır. Eğer ilahi kitapların bir kelimesinin yeri değişirse aslını yine yitirir, haram olur, kasten olursa. Allah Teala Mevlamız indirdiği kitapların kelimeleri Mevlam kendi dizmiştir. Bunun aynen korunması gerekir. Yine bunların anlamı da Allah-u Teala'ya aittir. Hem anlamı, hem kelimeleri, hem de kelimenin dizilişleri de Allah'a aittir. O zaman bunlara ilahi kitap denilebiliyor. Peygamberlerin sözlerine hadis denir. Bunlara hadis-i şerif de denir. Yani şerif, Allah katında şerefli olduğu için bunlar denir. Hadis-i şerifler genelde ilahi kitapların açıklaması olduğu halde, fakat peygamber sözü olduğu için bunlar ilahi kitaba karıştırılamaz. Eğer peygamberlerin sözleri, hadis-i şerifleri ilahi kitaba karıştırılırsa, o kitap yine karmaşık olur, İlahi olma özelliğini kaybeder.
Bir de hadisi kutsiler vardır. Kutsal hadisler vardır. Bunlar da sözler peygambere aittir. Anlamı Allah-u Teala aittir. Yani peygamberlerin gönlüne ilham şeklinde anlamı gelir. Peygamberler gönlüne gelen anlamları özel kelimelerle anlatmaya çalışırlar. Bunlara kutsi hadis denir. Bunlar da ilahi kitap değillerdir. Bunlar da ilahi kitaba karışırlarsa yine tabi özelliğini kaybeder. İlk olarak Adem babamıza, Aleyhisselam Hazretleri'ne 10 tane suhuf gelmişti. 10 sayfa gelmişti. İnsanlar o zaman tabi daha azdı insanlar. Oradaki emirler, yaşantılar daha az olduğu için ona az sayfa verildi. Eğer bir ilahi kitap dünyada uygulanması süreklilik gerekseydi, Adem babamıza verilen suhufların bugün geçerliliğini koruması gerekiyordu. Fakat Allah katında nasıh mensuh diye bir şey vardır. Mensuh hükmü kaldır anlamına gelir. Nasıh da hükmünü kaldır anlamına gelir. Günümüze bile parlamentolar kanun çıkarırlar. Bazen kanunları yürüten kaldırırlar, hükmünü kaldırırlar. Demek ki bir parlamento eğer kanun çıkarma yetkisine sahipse, diğer kanun yürüten kaldırmaya da tabii yetkisi vardır. İşte ilahi kitabın özelliği de budur. Bunlar da ilahi kanunlardır. Allah-u Teala melan dilediği zaman bunları yürüten kaldırır, yerini yerisini gönderir. Şimdi İslam'a göre, İslam inancına göre kitapların hepsi iman İslam'da farzdır. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara ayet 4'te Bismillahirrahmanirrahim Vellezine şu müminler ki yümüne biha bima üz ileyke sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e inanırlar, iman ederler. Ve ma unzile min kablik. Ve sen önce kitaplarda inanırlar Mevlam buyuruyor. İşte imanın şartı üçüncüsü budur. Kitaplara imandır. Gerek Kur'an-ı Kerim'e, gerekse Kur'an'ın önce kitapta iman da farzdır. Yalnız bir farkla, önce kitapların aslı kaybolduğu için onların gerçeklerine inanılır. Gerçekleri haktır, Allah kelamıdır, Allah sözüdür. Kur'an gibi kutsaldır onlarda. Hangileri? Gerçekleri. Tabii günümüze kadar bunlar gelmediler. Mesela İdris Aleyhisselam'a 50 suhuf verildi. Ama hepsi tabii kayboldu tabii zamanında. İbrahim Aleyhisselam 10 suhuf verildi. Hep bunlar zamanla kayboldu bunlar. Bunun gibi Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de bunlar da asrını yitirdiler. Önce inşallah kısaca bir Tevrat'a bakalım. Tevrat 39 kitap oluşan bir külliyedir. Yani ezberlenmesi imkansız bir kitaptır. Ancak ki bunu peygamberler ezbere biliyorlardı Tevrat'ı. O zamanlar bu elle yazılırdı, derileri yazılırdı, bir şeyleri yazılırdı. Ancak yazılısı okunurdu. Günümüzde bile hahamlar bunlar ipek bezlere sararak tomar şeklinde çıkarırlar, yazılı okurlar günümüzde bile. Yani bunlar ezberlenmesi imkansızdır. Çok uzundur, geniştir bunlar. Yalnız Tevrat şöyle oldu. İki defa Babililer Kudüs'e geldiler. Yani saldırdılar Babililer Kudüs'e. Meşri Aksa'yı yıktılar, yaktılar. İnsanı yağdırıp öldürdüler.
Ne kadar yazma, Tevrat nüshası varsa bunu her birinde yakıp imha ettiler bunlar. İki defa bu olay yaşandı. Üçüncüsü de İran Sasani Devleti yine Kudüs'e saldırdı. Yine Yahudilerin tek yazdıkları Tevrat'ı hepsini yaktılar. Kül ettiler bunları. Çoğunu öldürürler. Son olarak da Roma Devleti. O da Kudüs'e saldırdı. Kudüs'te ve civarında tek Yahudi bırakmadı. Bunların her birini Roma İmparatorluğu'nun ülkelerine bunları dağıttı. Bunları perişan etti. Kitaplarını yaktı, yıktı bunların da. Bu nedenle Tevrat'ın gerçeği eline kalmadı tabii. Kalmadı ellerinde. Ama ne yaptılar bundan sonradan? Herkes işte bildiği gibi bir şey yazdı bunları. Tevrat ortaya bir şey çıktı. Bunun için tabi gerçeği de var ama aslında getirmiştir bunlar. Şimdi inşallah Tevrat'tan bir bölüm okuyacağım. Tabi bu gerçek Tevrat değil ama. Yani gerçek olmadığı da okuduğun zaman inşallah anlaşılacak. Bu Tevrat'a Ahdi Atik de deniyor. Yani eski anlaşmada buna deniyor buna. Bölüm 23'te okuyacağım kısım adalet ve doğruluk yasaları ile bu başlıkla bu bölümü okuyorum inşallah. Madde 31. Şimdi Tevrat'ta sanki Allah Teala onlara böyle buyurmuş gibi bu bölümde böyle buyuruluyor bakınız. Madde 31 sınırlarınızı Kızıldeniz'den Filist denizine, Filistin değil, Filist denizine, çölden Fırat ırmağına kadar genişleteceğim. Tekrar ediyorum bunu inşallah. Yani sanki Allah bunlara buyurmuş gibi, sınırlarınızı Yahudilere, Kızıldeniz'den Filist denizine, çölden Fırat ırmağına kadar genişleteceğim. Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Yani yakın yakın öldürün. Onları önünüzden kovacaksınız. Şimdi Tevrat'a sonradan konan bu bölüm. Yani ilahi olmadığı kesin bir şey böylece. Mesela bak ne diyor? Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Onları önünüzden kovacaksınız diyor. Bugünkü Yahudi Siyonist devlet ne yapıyor? Buna dayanarak o bölgede Orta Doğu'da durmadan tabi kan akıtıyorlar. Onun inancına göre Kızıldeniz'den Filist Denizi'ne kadar onların şeyine göre ve çölden Fırat Irmağı'na kadar diğer bir başka bir rivayete de ise Fırat'ta Nil'e kadar genişliğinden. Bu onlara sanki arz-ı mev'ud deniyor diyorlar kendileri. Yani onlara sanki Allah'ın vaad ettiği toprakmış gibi. Oraya hakim olmak için ne yapıyor Yahudi Siyonist devleti? İşte halklardan kaçırma uğraşıyor. Böyle öyle diyor. Onları önünüzden kovacaksınız diyor. Yani ne kadar da Filistin'de Müslümanlar varsa, diğer ülkede Müslümanlar varsa onları baskı ile, zorbalık ile, suyunu keserek, gıdasını keserek oradan kaçırmaya çalışıyorlar. Bir bölüm de okuyorum inşallah. Bu da Tevrat'ın Mezmurlar bölümünden okuyorum bunu da. 2 Taksim 8-9. İşte benden, yani haşa Allah'tan sanki onlara ve miras olarak sana milletleri miras olarak sana milletleri mülkü olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Yani bütün milletler onlara sanki miras olarak kalacak ve dünyanın uçları da yani dünya hakimiyetini kuracaklar. Bakın şurası çok ilginç yani böyle haşa Allah'a isnaden bir iftira onları
o insanları demir çomak ile kıracaksın bakın. Bunun için Yahudilerde acıma diye bir şey yoktur Yahudilerde. Bebeği de öldürürler, kadını da öldürürler, ondan bundan zevk alırlar. Ellerindeki çünkü bugün okudukları mezmur bu işte böyle. Böyle buyuruyor. Bak onları demir çomakla kıracaksın, demir çomakla kıracaksın, kapatacaksın bunları diyor. Bir çömleşik kabı gibi onları parçalayacaksın diyor. Çömleşik kabı, yani toprak kaplar gibi onları parçalayacaksın buyuruyor. İşte ne yazık ki bugün Tera diye okuduğu kitaplarında haşa sanki Allah ayetlermiş gibi bunlara inanıyorlar. Ve ortadaki bütün kanlar sımın için dökülüyor. Şimdi bu dökülüyor. Yazık ki Amerikalıların tabii bir maşı sükmüne ayet olarak geldi ellerine. Dünya tabuna seyirci kalıyor. Daha bunun dışında Tevrat'ta o kadar müstehcen iftiralar var ki bazı Hristiyan bile bunu artık kabul edemiyorlar bunları. Ne gibi mesela örnek vereyim. Haşa, Lüt Aleyhisselam'ın kızları. Lüt Aleyhisselam battan sonra kız diyor ki babalarına, kendi aralarında iki kız konuşuyorlar. Bizim diyorlar dengimiz yok diyorlar kızlar şimdi. Yani biz yani tek faiz şuyuz buyuz. Dengimiz yok. Ancak bizim dengemiz babamız diyorlar iki kız kendi kendilerine. Biz diyorlar babamızdan diyorlar hamile kalalım ki asil şurada duralım diyorlar. Tevrat'ta bunu yazıyor Tevrat'ta böyle. Ne yapıyorlar bundan? Sanki o yalan Tevrat'a göre haş iki tane kız babaları Peygamber Lut Aleyhisselam'a sanki içkiçiriyorlar. Onu sarhoş ediyorlar. Onu yatıyorlar hamile kalıyorlar sanki böylece. İşte bu şekilde iftiralar var bu Tevrat'ta. Ve ne yazık ki günümüzdeki dökülen kanlar da hep bu uydurma Tevrat'tan kaynaklanıyor. İncil'e de bakalım kısırda inşallah. İncil, İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, tabii gerçek İncil'dir. Hak kitaptır, ilahi kitaptır. Kur'an gibi Allah kelamıdır gerçeği ama. İsa Aleyhisselam dünyada az kaldı. Yani peygamber olarak ancak 3 yıl görev yapabildi. 3 yılında da serbest değildi ama. Devamlı gizli, kaçamak, saklanarak görev yapmaya çalıştı. Ve sağında buna az sayıdaki insanlar iman ettiler. Onun zamanında İncil yazılmadı. Ondan sonra dağılan havariler, 12'ler denen kişiler, ki zaten bunlara bir ihanet etti, 11 kaldı bunlarda. Bunlar dağıldılar. Tabi onlar iyi insanlardı. Hepsi Allah katında sahabeydiler 11'i de. Fakat ellerinde İncil olmadığı için Hristiyan Aleyhisselam hayatından işte İncil'den şuradan buradan anlatarak karşılaştırarak işinizden çıkıma bir durum bedene geldi. Sonunda 4 kişinin yazdığı kitap bu sonradan İncil budur gerçektir diye Büyük Konstantin'in baskısıyla kabul edildi. 300 küsur sene sonra ama. Bugün İncil'de şunlar var. Bir Matta bölümü var. Matta, bir yazar. Markus, o da bir yazar. Luka, Yuhanna. Yani dördünün yazdığı 4 ayrı İncil bunlar aslında. Aslında çok sayıda İncil varmış. Bunun içinden seçe. Nasıl seçiyorlar peki? Neye kıyasla seçiyorlar? Tabii kafalarına göre. Çünkü gerçeği olmayınca, orijinal olmayınca, ondaki bilen de kişilerin de yok. Bu 4 İncil'i sonradan gelen papazlar, bunlar en doğrusu budur zannıyla tahmini seçiyorlar. Fakat buna rağmen 4 İncil arasında çok çelişkiler var. Aynı konuyu ele alıyorlar. Mesela İsa'nın soyu diyorlar böyle. Biri bambaşka isimler sayıyor,
başka isim sayıyor. Çarmıha gelmesi diyor, aynı bölüm başı koyuyor. Biri başka, biri başka böyle. Aralarında tam zıt çelişkiler var aralarında bunların. Tabi bunlar da sonradan yazılmış. Hatta bunların tam yazarı da kesin bilinmiyor. Sonra İncil aslında İbrani dili ile idi. Bunların da orijinal dili de yok bunların. Bunun için karmaşık bir şey. Ayrıca İncil'de bir bölüm daha var. Hazreti İsa'dan sonra 12'lerin yaptığı işler, gezintileri, tebliğleri, şunları bunları. Yani bir nevi hayat hikayeleri var, mektuplar var, şunlar bunlar var İncil'de de. İncil'in de Allah kelam olmadı artık, yani fanatik Hristiyanların dışı herkesin kabullenmede zorunda olduğu bir mesele. Nedene gelince, mesela bir bölüm var, habercilerin işleri diye. Habercilerin işleri diye. Kimler bunlar? Bunlar havariler. İsa Aleyhisselam'ın yakınları bunlar. Bunlar İsa Aleyhisselam göğe çıkmasından sonra yeryüzünden dağıldılar bunlar. Bunların gezdiği yerler, bindikleri gemiler, yaşadıkları yerler, konuşmaları, şunları bunlar. Hep bunlar bugün İncil denen kitapta var bunlar. İlahi kitap ancak peygamberlere verilir. Hazreti İsa'dan sonra bunlar kime verildi? Bunlar kim ilave etti buraya? Bunun da ötesinde, yani daha ilginç olanı, bir de mektuplar bölümü var. Petrus, Markus, şunlar yazdığı mektuplar var. Özel kişilere ya da toplum yazdığı mektuplar var. Yani mektup yazmış birine, aradan 100 yıl sonra geçtikten sonra mektup yazmış birisine. Bunlar da İncil'de bugün halen mevcuttur. İncil okunuyor bunlar da. İşte demek ki Tevrat'ın da İncil'in de aslı yitirildi. Hem orijinal dilleri bunların kayboldu. Ayrıca anlam olarak da ve nazım olarak da Allah'ın seçkilerini bunların tabi kayboldu. Bunlar ilahi özelliğini kaybettiler bunlar. Hatta bunların orijinal aynen kalsaydı bile hükümler yine kalkmış olacaktı. Son kitabın gelmesiyle. Şimdi gelelim inşallah son kitap olan, ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'e bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'in son kitap olması çok tabii düşündürücü. Düşündürücü. Yani artık başka peygamber gelmeyecek, başka kitap gelmeyecek. Eğer Kur'an yaşanmazsa ne olacak? Allah'a tabii buna bir son verecek. Yani Kur'an-ı Kerim'in son kitap olması çok düşündürücüdür. İnsanlar ya Kur'an-ı Kerim'e sarılırlar, inanırlar, onu yaşarlar ya da Allah korusun sona gelecek olan felakete de katılmaları gerekir böyle. Kur'an-ı Kerim'in son kitap olması dolayısıyla onun özellikleri daha farklı oldu. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere Şura Sûre ayet 7'de Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike işte böylece ya Muhammed'im Habibim evhayna ileyke Kur'anen Arabiyyen sana Kur'an-ı Kerim'i vahyettik Arabi olarak. Kur'an Arap dili indirilmiştir. Orijinali odur. Allah kelamı odur. Arap dışında olanlar onlara Kur'an-ı Kerim denmezler. Yani bir Kur'an meali ibadeti okunamaz. Namazı okunamaz. Hatimi okunamaz. Böylece. Ancak bilgi edinmek için, ilim için okunabilir. Oyun okunabilir. Ama aslında Kur'an yerine geçemez. Mevlam buyuruyor. Kur'anen Arabiyyen. Sana Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik. Arapça edebi olarak gerçekten çok zengin bir dil Arapça.
Çok ama zengin bir dil. Bir kelimesinden yüzlerce anlam çıkıyor. Mesela bir ketebeden. Muhasara kitap geliyor bana da. Bu bir ketebe, yektübü, kitabı, mektüben geçiyor. Ondan sonra ketebe, kütübe, meşhuri geliyor, çoğulu geliyor, müzekir geliyor, mühennisi geliyor. O kadar zengin değil ki, Arapça dili. Mesela fetaha, açtı. Yeftehu, açar. Fetah açmak. Meftu açılmış. Fatih açıcı. Mifta açacak bir alet. Yani çok zengin dil Arapça değildir. Demek ki Allah-u Teala Mevlam son kitabını Arap dili indirdi. İndirdi. Ne kadar başka dillere çevrilse de ama anlamı tam verilmesi imkansızdır. Yani birçok kelimenin karşılığı yok zaten Türkçemizde. Bir de şu konuya inşallah kısa temas edelim. Osmanlılar aşağı yukarı 600 yıl hüküm sürdüler. Hem de süper güç olarak. Osmanlılar döneminde yazılan Türkçe tefsirlerin sayısı çok ama çok az. Yani 600 yılda o süper güç Osmanlı Devleti, zengin devlet böyle. Üç kıtaya hakim bir devlet, o kadar zengin devlet. Evliyaların çoğu hep o zamanlar merkezdeydiler, kutuplar. Ülemaların en büyük oradaydılar. Öyleyken Osmanlı döneminde Türkçe'ye çevrilen çok ama az sayıda tefsir meal vardır. Şu son 5-10 yılda artık her yere Kur'an meali doldu. Önüne gelen Kur'an meali yazıyor. Nasıl yazıyor bunları? Şöyle baktım biraz da her birbirinden çalma kopyalama böylece. Yani bazı işte bir kelime yerine başka bir daha bir yeni kelime bulabiliyor. İleri geri yerini kelimenin öne geri alabiliyor. Şunları bunları birbirinden kopyalama, birbirinden çalma. Ama günümüzde aşırı Kur'an meali, Kur'an meali diye. Halbuki Araplar ana dili Arapça olduğu halde yine Araplar bugün tabii ilim de okuyorlar kendileri okullarında edebiyatı iyi bildikleri halde yine de Kur'an-ı Kerim'e anlam vermeye korkuyorlar derler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de muhkem var, müteşebbet var, nasih var, mecaz var, kinaye var, hakikat var, çok anlamları var. Ben şahsen kendi bir örnek vereyim. Talebeyken Kur'an tefsir okumaya çok aşırı hevesim vardı. Bir an önce okuyayım derdim. Önce tabi sarf okuduk. Arapça dil bilgisi olarak. Sonra dahib okuduk. Ben orada kendi kendime baktım. Artık şöyle böyle ibare sökebiliyorum. Anlama söke anlamla başladım. Dedim ki hocam benim hemen tefsir okumayı istiyorum ben dedim. Yani başta okumayayım da ilimleri tefsire başlayayım. Bana anne şunu söyledi. Eğer sen şu an tefsir okursan zındık olursun bakın. Zındık olursun dedi bana. Zındık. Neden hocam? Dedi meyal bilmezsin, kina bilmezsin, akade bilmezsin, şunu bunu bilmezsin. Çok kurallar var ki dinden çıkarsın bunu muhtemelen böyle. Bunun için yani kısa meyal okumayı pek ben tavsiye etmem şahsen. Ama bazı genişçe açıklama olursa o zaman olabilir. Yine gelelim inşallah konu ilgili ayet-i kerimelere. İbrahim Suresi ayet 52. Bismillahirrahmanirrahim. Hâzâ belâgun linnâsi. Allah Teala buyuruyor. Haza işte bu Kur'an. Şu Kur'an insanlar için bir tebliğdir, bildirir, ilamdır insanlara. Bak burada nasıl geliyor? Linnasi bütün insanları kapsayan ilahi tebliğdir, bildiridir. Ve yunzeru bihi işte bununla inzar olunsunlar. İnzar korkutulma. Yani tevkuza geçme
önlem alma. Neden korkutulma? Yani İslam, Kur'an yaşanmazsa neler olabilecek, bunları düşünsünler anlamına geliyor. Demek ki Kur'an'ın yaşanması bütün dünya kapsayan Allah'ın kelamıdır. وَلِيَعْلَمُوا ve Allah biliyor, şunu bilsinler ki اَنَّا اِلٰهُ اِلٰهُ وَاحِدٌ o Allah ki ilahun vahidun, bir ilahtır. وَلِيَذَّكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ akıl sahipleri bunu düşünler, ibret alsınlar Mevla buyuruyor. Bakın bu ne geliyor? اَنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدٌ Kur'an-ı Kerim bütün insanları kapsıyor. Neden kapsıyor? Çünkü Allah birdir. Haşa, Avrupa'nın, Amerika'nın, şunun bunun ilahi başka değil. Dünyanın da ilahı bir, evrenin ilahı birdir, Allah birdir. Allah Teala'nın son kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Mevla buyuruyor. Bu bütün insanlara uyarıdır, tebliğdir, bildiridir. Bunun da inzar olunsunlar. Yani Kur'an'la uyansınlar, bunu yaşasınlar. Aksi halde başlarında dünyada felaketler gelir, Mevla buyuruyor. Önce kitaplar peygamberlere bir defa da veriliyordu. Tabi arkadan başka kitap geleceği için Mevlam öyle dilemişti. İlahi irade öyleydi. Fakat Kur'an-ı Kerim kalıcı olması gerektiği için kıyamete kadar buna Mevlam bazı farklı özellikler verdi Mevlam buna. İşte bunların biri de şudur. Kur'an-ı Kerim peygamberimize birdenbire verilmedi. İlk olarak Nur Dağı'nda İkra suresinin 5 ayeti gelmekle başladı. 23 yılda tamamlandı. Bunun hikmeti ne acaba tabi? Bana bakalım. İsra suresi ayet 106'da Mevla buyuruyor. Ve Kur'anen işte indirimiz o öyle bir Kur'an'dır ki feraknahu onu bölüm bölüm yaptık Mevla buyuruyor. Ayet ayet süre süre onu indirdik. Litekalennâsi alâ müksin. İnsanlara bunu zaman zaman okuman için dura dura böyle. Demek ki gerçekten şöyle mantıken düşündüğüm zamanda eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir defa da gelseydi, peygamber de olsa o da tabi insandır, beşerdir. O da bunlara unutabilirdi, bazı yerleri unutabilirdi. Sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamını hemen sahabelere aktarmak, tebliğ etmek, bu da biraz akla güç tabi, çok zor bu da böylece. Sonra yaşanması daha da zor. Bunun için Rabbim Mevlam öyle yaptı son kitabını. Ayet ayet, kısa süreler olmak şekilde ara sıra geldi. Peygamberimiz gelen ayetleri hemen yanında bulunan sahabelere tebliğ etti bunları. Bunu duyanlar hemen ezberlere bunu. Yazı bilenler yazılar. Hemen dağılıp bunu olmayanlara tebliğ ettiler bunlar. Bu şekilde elhamdülillah Kur'an-ı Kerim hemen ezberlendi, yazıldı, hemen de uygulandı, yaşama geçirildi. Kur'an-ı Kerim böyle kısa ayet şeklinde gelmesi sebebiyle. Kur'an-ı Kerim'in ilahi kitapların tabi tamamı aslı buna bağlıdır. Demek ki bir yazıya geçmesi, kitaba dönüşmesi, bir de bunun dışında ne gerekiyor bir de? Ezberlenmesi de gerekiyor Kur'an-ı Kerim'in. Buna yeterli mi? Yine yeterli değil bunlar. Ne gerekiyor? İlahi koruma gerekiyor son kitaba. Eğer Allah'ın özel koruması olmasa Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim günümüze kadar gelmezdi. Neden gelmezdi? Çünkü her çağda, her yörede, her dönemde Kur'an düşmanları yerden çıkmıştır,
Çıkmadan çıkacaktır bunlar. İşte Ebu Cehil'in başlattığı o Kur'an düşmanlığı, yani Kur'an imha etme düşmanlığı her dönemde olmuştur bu. Bazı dönemlerde gizli gizliye yeraltı faaliyetleriyle, bazen dönemlerde güç oldukları zamanda baskıyla, zorbalıkla Kur'an-ı Kerim'i sindirmeye çalışmışlardır. Gerçekten insanlara buradan sahip çıkmaları çok güçlü. Belki imkansız belki de böyle. Ama elhamdülillah Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması olduğu için onu bir harfi değişmedi, değiştirilemez. Peki bu boş bir iddia mı acaba? Hayır. O iddia değil. Neden? İlk yazılan Kur'an-ı Kerim'den hala bugün müzede duruyor bak. Resmen duruyor böyle müzelerde. Bundan 1000 yıl önce, 500 yıl önce yazılan Kur'an-ı Kerimler, en azından Kur'an-ı Kerimler, dünyanın her tarafında bulunuyor bunlar müzelerde. Şimdi en son çıkan Kur'an-ı Kerimlere bakalım. Elle yazılan 1000 yıl önce Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Her biri Besmele ile başlıyor, Fatiha ile başlıyor, Bekara suresine geçiyor ve Kuret ve Abinas'ta bitiriyorlar. İşte bazı İslam düşmanları, Kur'an düşmanları Kur'an-ı Kerim'e iftira etmeye kalkışsalar da, ama bu resmi belgeler, resmi belgeler Kur'an-ı Kerim'in aynen bir kelimesi değiştirilmeden aynen durdu artık tabi göz önünde Kur'an-ı Kerim. Allah Teala buyuruyor bizlere Hicr ayet 9'da Bismillahirrahmanirrahim İnna nahnu nezzelne zikre. Mevlam buyuruyor bir azametimizde zikri indirdik. Burada zikre geçiyor lam tarifiyle o zikri. Yani zikir burada hatırlatma anlamına geliyor. Kur'an indirdik. Ve inna lehu lehafizun onu yine koruyucusu biz mela buyuruyor bak. Ve inna lehu lehafizun o Kur'an-ı Kerim'in koruyucusu. Yine biziz, bize aittir Mevla buyuruyor. Demek ki Allah Teala insanlara Kur'an-ı Kerim korumasını vermemiş. Çünkü koruyamazdık. Çünkü öyle dönemler gelmiştir ki bu 1400 küsur yıldan beri insanların başına mesela Abbas dönemine gelen Moğol istilası, Moğol belası. Yani tek gider akmaları Moğollar bile böyle. Ama elhamdülillah Kur'an-ı Kerim ezberde olduğu için, insan sahip çıkarı için böyle bir şey yapamadılar buna. Bazı İslam düşmanları ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim Muhammed yazamaz mı diyorlar. Aynı şey o dönemde söylendi. Mevlamızın hikmeti kıyamete kadar İslam'a nereden saldırı gelecekse, hangi saldırı gelecekse bunların her biri o dönemde oldu. Aslahat oldu bunların hepsi de. Allah Teala buyuruyor bizlere Yunus ayet 38'de Em yekûn neftera Allah Teala buyuruyor Peygamber'e Habibi Muhammed'im onlar sen bunu uydurursun öyle mi derler bunu diyorlar bunlar Kur'an-ı Kerim'e kul onlara söyle fe'tü bi sureti mislihi o halde eğer sen bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'i kendin yazıyorsan onlar da Kur'an-ı Kerim'in tamamını değil de aynı bir sureyi misli getirsinler bakalım. Mevlam buyurdu. Ved'u min istitaatü midunillah. Allah'tan başka kime yeterek gücünüz ona çağırınız. Mevlam buyurdu. Şimdi gerçekten şöyle akılca düşündüğümüz zamanlar Peygamber yaşadığı dönem Mekke dönemi tabi orada doğdu orada büyüdü orada gençliği geçti oraya kese peygamberlik verildi
Nasıl bir yer Mekke mükerreme? O dönemde dünyanın terk edilen bir bölgesi. Roma, İran, Büyük İskender oraya girmemişti oraya. Neden oraya girmiyorlar? Onlar için değmez yani. Çünkü Medine'de, Mekke'de ne yapacak ki orada? O zaman tabii yer altının zenginliği yok. O zaman petrol yok o zamanlar. İnsanlara fakir mi? Fakir. Fellah, bedevi insanlara da. O günün Roma'sı, İran'ı, Büyük İskender'i oraya girmemişler bile. Yani dünyanın terk edilmiş bir çölü. Arabistan çölleri. Oranın halkı da içinde okumayı bilenler çok az kişiler. Yani tamamen cehalet dönemi. Örf, adet, yerine şunlar bunlar. Putlara tapınıyorlar, şarap içiyorlar. Çoğunun nesli belli değil. Kadını aldatıyorlar erkekleri. Öyle karmaşık bir grup. İnsan, cahil insanlar. Tuvalet nedir bilmiyorlar. Tırnak kesmesini bilmiyorlar. Temizlenmesini bilmiyorlar. Leş hayvanları yiyorlar, hayvan kanı içiyorlar. O kadar insan, öyle bir vahşi insanlar ki kendi öz kızlarını dilini toprağa gömecek kadar vicdansız canavar insanlar. Peygamberimiz de onlar arasında doğu büyüdü ama. Ona özel bir muamele yapılmadı peygamberimize. Özel bir eğitim görmedi. Özel bir terbiye görmedi peygamberimizde. Yani o dönemi insanın Kur'an-ı Kerim'i yazdı denmesi için insanın çılgın olması gerekiyor insanın böyle. Çünkü Kur'an gerçekleri bugün bilim teknoloji nereye giderse gitsin daima Kur'an-ı Kerim'in gerisine kalıyor. Kur'an-ı Kerim gerisine kalıyor. Kur'an hepsi önde bunların. İşte Mevlam buyurdu o zaman peygamberimize, Habibi Muhammed'im sen onlara üzülme. Eğer Kur'an-ı Kerim'i iftira ederek sen bunu yazıyorsun, uyduruyorsun diyorlarsa onlara söyle. Onlar Kur'an-ı Kerim'in tamamı değil de bir sure mislini getirsinler bakalım. Hem de isterlerse cinleri de çağırsınlar, melekleri de çağırsınlar Mevlam buyurdu bir şekilde. Demek Kur'an-ı Kerim peygamber sözü olamaz. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara nur saçan bir ilahi kitaptı Kur'an-ı Kerim. İbrahim Suresi ayet 1. Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Elif, lam, mim, hamim gibi. Bunlar Allah-u Teala'nın peygamberi bir şifre bunlar. Kitabun Mevla buyuruyor. Bu haber müptedası haza. Bu bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim enzelna ileyke bu kitabı sana indirdik Habibim Allah peygamber buyuruyor. Habibim Kur'an-ı Kerim'i kitabı sana indirdik, sana vahyettik. Lütfünnâse minel zulmâ ile nur. Lütfünnâse insanı çıkarman için minel zulmâti ile nur. İnsanları zulmattan nura çıkarman için. Zulmat, karanlıklar, bataklıklar, cehalet, nefsaniyet. Budur zulmat. Yani hayvansal yaşama zulmat denir. Çünkü zulümatın kökeni nefistir, nefis emmaredir. Kur'ansız yaşam, hayvansal yaşamdır. Alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu, kaçakçılık, savaşlar, boğuşmalar, kan akıtmalar, insanları aldatma, kandırmalar, gerçekten yani zulümatın, gafletin en derin bir kuyusu. Kur'ansız yaşam. İşte kim ki Kur'an-ı Kerim'e tabi olursa, kim Kur'an-ı Kerim'i uygularsa, bu ne yapıyor? Elhamdülillah, zulümattan nura çıkıyor.
Bu tabi boş bir iddia değil tabi yine. Olabilir, inanmayanlar herkes kitap metede derler böyle. Bu böyle değil ama. Bu bir gerçektir. Tabi örnek vereceğim. Zulümat, karanlıklar. Nedir bu? Mesela bir aile tam yemek yerken ışık kaybeden sönünce çocuklar korkarlar. Bir ay derler işte korkar çocuklar. Neden? Demek karanlık istenmeyen bir şey karanlık. Yine o anda ışıklar birden yandı mı da çocuklar sevinirler. Oh madde güler çocuklar. Demek ışık sevilen bir şeydir. Ne kadar karanlık varsa bunlar nefistir, zulmattır bunlar. Bu karanlıkların bir yansıması da insanların gönlündedir, gönülde. Eğer bir insanın gönlünde imanı nuru yoksa, Allah sevgisi yoksa, İslam inancı yoksa, o gönülde karanlıkta kalmış, zulümattadır kalmıştır gönülde. O gönül karanlıktır. O gönülde sıkıntı vardır, darlık vardır, bunalım vardır, hüzün vardır, stres vardır, acelecilik vardır, çılgınlık vardır, o gönülde vardır. Ama Allah'ın hidayetiyle bir kimse hak yolunu bulabilirse, kişinin gönlüne iman nuru girerse, Allah inancı girerse, kul Allah ve Rabbim ona kulluk ederse, yani bunu yaşayanlar bilirler, bilirler bunu, o kişinin gönlü bir anda nurlanır. Nasıl nurlanır? Yani ışık aniden söndü, karanlıkta kalındı. Işık yanınca birden nasıl o kadar seviniyorsa o kişi böyle sevinir muhteremler. O kişi bunu kendi bunu fark eder. Yani gönül nurlanır. Gönlüne huzur gelir. Gönlüne genişlik gelir. Gönlüne rahatlık gelir gönlüne. Allah sevgisi gelir. Bunun gönlüne hafifliği gelir. Allah diye ayağa kalkıp bağırmak bile istemedi. Namazdan zevk alır. Huzurdan zevk alır. Mesela Mekke müşrikleri kendi öz kızlarını diri diri toprağa gömen o vahşi insanlar İslam'a gelince bir karıncayı bile ezemedi, çiğnemedi muhtemelen böyle. Bu da imanın nuru. İşte Mevlam buyuruyor. Ya Muhammed'im, ya Habibim, sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik, vahyettik. Bunda insanları o küfür zulümatından, kafir zulümatından iman durumuna çıkarman için. Bid Rabbim, Rablerinin izni ile ila sıratil azizil hamid. O diyorlar ki el aziz, Allah azizdir, bizi sahibidir. Onun dediği olur. Onun her şeye gücü yeter. Kimse onun kaderini, takdirini, iradesini bozamaz, engelleyemez. Budur aziz. Güç, kuvvet, kudret, dilediğini yapma. Engel falan tanımama. Dünyada engel ne oluyor engeller? Genelde atmosferik olaylar oluyor. Mesela bir dere başına bir yere gidecek. Aşırı yağmur, aşırı kasırga, aşırı sel, şunlar bunlar oluyor. Erteleniyor bunlar. Haşa bakın, haşa. Şu atmosfer Allah'ın yazısını değiştirebilir mi? Da değiştiremez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim peygamberimize verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'le beraber bir araya gelirlerdi. Kur'an-ı Kerim beraber okuyup anlamını karşılıklı görüşürlerdi. Bilhassa Ramazan ayında. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Ve kâne yelkâ Cibril'i aleyhisselam Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelirdi. Yanına gelirdi. Leyleti min Ramazan'a Ramazan her gecesinde. Her gece gelirdi. Hüdarsihül Kur'an'ı. Kur'an'ı beraber okuyup anlamını
karşılaştırırlardı. Cebrail aleyhisselam peygamberimize bazı konuda burada yardımcı olur. Cebrail aleyhisselam Kur'an'da bazı konularda. Ne gibi mesela? Peygamberimizin ilmen bildiği ama görmediği konular vardır. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaratılması. Peygamber tabanı gözle görmedi. Ama Cebrail aleyhisselam Adem Aleyhisselam yaratılması gördü kendisi böyle. Onun seyredilmesini gördü. Cennete girmesini gördü. Yine Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu tufanla. Nasıl tufan helak oldu bunlar? Cebrail Aleyhisselam'ın gördü bunları. Mesela Firavun Kızdeniz'de boğuldu. Cebrail Aleyhisselam bunu gördü onda böyle. Hatta şöyle oluyor o anda Firavun tabi denize girdi, deniz açılmıştı Musa Aleyhisselam'ın mucize olarak. Firavun da atıyla ordusuyla Kızdeniz'e girince, ortaya gelince yani Firavun ordusunun en son kalıntısı da denize girdikten sonra deniz yavaş yavaş birleşmeye başladı. Yavaş yavaş böyle. Tabii kaç metre deniz yüksek deniz, derin denizde. Şirav baktı, atı üzerinden baktı. Deniz yavaş yavaş kapaklanıyor. Bir araya geliyor. Açan kudret ona emir verdi kapan diye. Atamını çekiyor, atamını çekiyorlar. Firavun attan aşağı indi. Yere kapaklandı. İşte ben inandım Musa'nın, bin insanın ilan efendi derken o anda Cebrail Aleyhisselam ağzına toprak doldurmuş. Doldurmuş ki yani tevbesi kabul olmasın diye. Ona karşı fazla kızdığı için. Yani demek istediğim Kur'an-ı Kerim'de geçen olaylar hemen her birisinin içinde Cebrail Aleyhisselam bulundu. Bunun içinde böyle. Onun için demek ki Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Ramazan her gecesinde bir yanına gelirdi. O güne kadar ayet-i kerim okurlardı ve buna karşılık anlamını tartışırlardı. Şimdi gelin bir de inşallah Kur'an-ı Kerim ile amel edenler, yaşayanların durumları. Hadis-i Şerif Müslim'de, Sahih Müslim'de Yüta yevme kıyameti Bil-Kur'an'i ve ehlihi. Kıyamet gününde, yani kabirden kalkış gününde, mahşere gireceği günde Kur'an ve Kur'an ehli oraya getirilecek. Kur'an ve Kur'an ehli. Ehli Kur'an olanlar. Kim Kur'an ehli? Kâne yâmûne bihi fi'd-dünyâ. Dünyada kim Kur'an-ı Kerim ile amel ederse, Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa bunlara Kur'an ehli deniyor. Bir kimse Kur'an okumasını bilebilir. Hurufatı tecrübe olabilir. Hafız olabilir. Hatta dünya çok ünlü olabilir kişide. Ama Kur'an ehli olmayabilir Allah korusun. Yani Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorsa o kimseye Kur'an ehli denmiyor kişiye bakınız. Hadis böyle buyuruyor. Kur'an ehli mahşere getiriliyorlar. Kânü ya'melûne bi fi'd-dünyâ. Dünyada Kur'an-ı Kerim'i amel edenler. Onu yaşayanlar, uygulayanlar Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil tabi. İlahi kitaptır. Önce imanın esasları, temel ilkeleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sonra farzlar, haramlar ve ibadet ilgili diğer konular Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bir insan işte ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum diyebilir. Profesör olabilir kişi. Televizyonda ekran başından geçebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorsa, evinde, yuvasında, ailesinde Kur'an-ı Kerim yaşanmıyorsa aslında onun sözü İslam'da kabul edilmez bile. Çünkü İslam'da bir hadis-i şerifin bile alınması için ne gerekiyor? 5 şart vardır. Bir adalettir. Diğer şartı saymayacağım. Çok derin olması için. Nedir adalette? Eğer bir kişi İslam'ı yaşamıyorsa, 5 namazını kılmıyorsa,
haramdan sakınmıyorsa o kişi adil değil. Hadis hususi ilmine göre onun hadis şeyinden kabul edilmez. Edilmez bundan. Bu işin günümüzde Kur'an'la tam zıt yaşantısı olanlar, inancı, yaşantısı zıt olanlar sırf ünvanlarına sığınarak haşa Kur'an adına, din adına konuşmaya kalkışıyorlar. İşte bunların sözüyle amel edilmez, dinlenmez bunlar da. Demek ki kim Kur'an ehli, kim ki dünyada Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, buna ne çıkıyor? Bir kimse Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa bile, bakınız, yani kişi öğrenememiş, yeteneklere müsaade değildir, becerememiştir. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa bile, ama Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorsa, bu haram mı? Ondan kaçınıyor. Günah mı? Ondan kaçınıyor. Bu farz mı? Bunu işliyorsa, bu nedir? Bu kişi Kur'an ehlidir işte. Demek ki mahşere buna gelirken, Kur'an'dan mahşere gelecek ve Kur'an ehli mahşere gelecekler. Takdümühü Suretül Bakara ve Ali İmran. Elinde Bakara Suresi ile Ali İmran Suresi. Demek Kur'an'ın kitap haline gelmeyecek oraya. Bakın sürü süre gelecek. Bir manevi şekil alacaklar oradan olacaklar. Elinde Bakara Suresi Ali İmran Suresi olacak. Dua cani an sahibi iman. İkisi de sahibini kurtarmak için orada şevazlığına çalışacaklar burada. Bu iki sure burada geçiyor özellikle. Neden? En çok hükümler bu iki surede var muhtemelen. Yani farzların çoğu bu iki surede geçtiği için. Bir de Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler. Tabi diğer şartlarına gelmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi de mutlaka lazımdır. Peygamber'e çok önem verirdi Aleyhisselam Hazretleri. Bir gün Zeyd bin Sabit Ensar'dan Kur'an-ı Kerim'i yazdığı heyetinin başında olan kişi peygamberden sonra bu kişi Zeyd bin Sabit genç Ensar Medine'den genç imana Müslüman oldu kendisi bir sefere gidilecek. O zaman her kabilenin toplumun aşiretin sancağını biri taşırdı. Ensar'ın da bir sancağını da başta taşıyor. Peygamber Bakdev üzerinden Zeyd bin Sabit'in arkasında şöyle buyurdu. Sancağı Zeyd'e ver. Ehli Kur'an'dır. O Kur'an'ı ezberlemiştir. Kur'an'a geçme buyurdu ona. Yine Uhud Savaşı'nda şehitler mezara gömülürken tek de gömülmesi orada imkanı olmadığı anda arazinin darlığında şundan bundan Peygamberimiz mezara birkaç bile gömüldü böylece. Böyle birkaç şey gömülme zorunlu olduğu zamanlar mezarın en eftal yeri kıble bakı kısmıdır orası böylece. Peygamber soruyordu. Üç tane sahabe, üçü şehit bakınız böyle. Yani üç beş tabi sayı örnek vereyim burada. Yani sıra getirilme üç sahabe mezara gömülecekler böyle. Üç beş. Bunların her biri sahabe-i kiram. Her biri Uhud'da şehit olmuşlar, şehit her biri. Böyleyken peygamber şöyle sordu. Bunların hangisi Kur'an'ı ezberi daha çok fazla biliyor? O zaman Kur'an'a tam daha gelmemiş, bitmemişti. Peygamber soruyordu. Dedi arkadaşlara, ya Resulallah, bu şunu, bunu biliyor. Bu 3-5 sahabe içerisinde hangisinin ezberinde daha çok Kur'an-ı Kerim varsa peygamber onu öyle geçirdi. Şimdi gelin inşallah hafız ilgili konuya inşallah. Hadis-i Şerif İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, Beyaki'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men kara'el Kur'ane. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okusa, fe hafizehu, onu bellese, ve stedharehu, ve ezberlese tamamını da. Bir insan Kur'an önce tabi okuyucu öğrenecek. Önce okup öğrenecek. Bunu belleyecek. Ondan sonra da bir kimse Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlerse yeterli mi? Hayır.
ve halle helalehu ve harreme haramehu. Kur'an-ı Kerim'in halalini helal bilip onunla amel edecek, haramı haram kabul edip ondan sakınacak. Yani Kur'an-ı Kerim'i de yaşayacak. Yaşayacak böyle şey. Demek ki ne kadar hafız olsa, kuru hafız olsa, eğer Kur'an-ı Kerim yaşamasa yine Kur'an-ı Kerim olmuyor bir kişi. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim okuması öğrendi, belledi, tamamını ezberledi. Helalını helal kabullendi. Haramını haramlara kabullendi, inandı, itikad etti, öyle yaşadı. Edhalallahül cennete. Allah kulunu cennete koyacak. Nasıl koyacak? Yani mahşerde fazla sorulguya çekilmeden, mahşerde fazla beklemeden. Allah o kulunu, çünkü Kur'an olmuş kişi. Şimdi örnek verelim inşallah. Bir boş kağıt var elimizde. Beyaz bir kağıt var elimizde, boş. Nedir bu? Ancak bunun değeri, maddi değeri vardır. Yani kağıdın neyse maddi değeri bu kadardır. Bu boş kağıda kalkıp çocuğun biri oyuncak olarak resim isterse bu kağıdı ne olur? Değeri tamamen yitirir. Atır, çöpe atır, sebe atır bu kağıt parçası. Ama bu boş kağıt üzerine eğer Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılırsa ne olur? O Kur'an-ı Kerim maddenin üzerinde manevi bir değer kazanır, kutsal olur, yere konmaz ve abdest tutulmaz o kağıt böyle. Bakınız, bir kağıt bile. Tabii tahta da bunun gibidir, deri bunun gibidir böyle. Her şey bunun gibidir. Demek ki bir maddi bir şeye Kur'an-ı Kerim'den bir tek ayet yazıldığı anda o abdestsiz tutulmaz, yere konmaz, ona sayı gösterilir, Allah'a kutsaldır o. İnsanın içine yazılsa ne olur Kur'an-ı Kerim'in tamamı? Kuyu hafıza var beyinde. Hücre, küçük hücre var. Oraya sığıyor ama işte böylece. Oraya sığıyor böylece. Demek ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlerse, içine, gönlüne doldurursa bunu. Bu kişinin Allah katında kutsal oldu. Bunun için bakınız, tabii bunu göremiyorum muhtemelen. Bunu göremiyoruz böylece. Demek ki bir kimse ehli Kur'an olsa, bir insan Kur'an yaşayan kişi olsa, içinde Kur'an olsa kişinin, ezberlemiş olsa, çoğunu ezberlemiş olsa, demek ki onu gören ehli keşif, ehli keşif, onu başka nur gibi görüyorlar. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'e bakınız, o sevgi dışında Peygamber'e baktı, Zeyd bin Sabit arkada ama içi Kur'an. İlahi nur, Kur'an da içerisinde. Öndeki o da sahabe. O da bir zat. Ama Kur'an nuru ona şu üçten geliyor. Peygamber buyurdu. Onunla geçme buyurdu. Buyurdu böyle şey. Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okumuz öğrendi, belledi, ezberledi. Helalını helal bildi. Haram haram bir isim Kur'an-ı Kerim yaşadı. Allah okulunu cennetine hemen koyacak, idareci mi? Koyacak cennetine verecek. Yani kul öyle kabirde korkmayacak fazla. Ölürken fazla korkmayacak bu kul ve girecek. Ve şefi'ahu. Allah o kimseyi bir de şefa hakkı tanıyacak. Allah'ın şefa çıkacak o kişiye. Şu aşiretimin ehli beytihi küllihim kadisi sevceben nare. Ehli beytinden, ev halkı yakınlarından 10 kişiye. Bunların her biri de eğer o şefaat olmasa yerleri cehennem olacak. Cehennem olacak. Allah o kimseye bu hakkı da tanıyor. Yetkiyi veriyor. 10 kişiyi de kurtar bakalım. Kimler kurtaracak? İmanlı ölmek koşuluyla tabi annesini, babasını, işte eşini, evladını, yakınını kurtaracak. İşte inşallah Allah hepimize nasip etsin Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmeyi de. Yine elimizden geldiği kadar ezberimize inşallah çoğaltmaya çalışalım. Çalışalım.
Tabii en başına geliyor, Kur'an-ı Kerim'de yaşamak geliyor. Yaşamak geliyor Kur'an-ı Kerim'i. O ilahi kitaptır. Hele Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın son ilahi kitabı, sondur. Dünya onunla duruyor. Denge onunla korunuyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim Allah korusun kalkarsa ki kalkacak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim unutulacak muhtemelenler. Hafızdan hıfızdan silinecek Kur'an-ı Kerim. Allah korusun. O zaman işte denge bozulacak böyle. Denge bozulacak. Yani çekim hep dengeleri bozulacaklar. Ve kıyamet de başlayacak böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.